İşte karşınızda Rig 280. Rig 280'e başlamadan önce başka bir şey anlatmam lazım size. Yani girişimin daha düzgün olması lazım. Hanse diye bir marka var. Hanse diye yazılıyor. Ben Hanse diye biliyordum. Hanse'ymiş o. Alman malı yelkenli üretiyor. İnanılmaz başarılı yelkenli tekneleri var. İşte o başarılı markanın, o üst segmentteki markanın yaptığı tekne. O büyük teknelerde gördüğünüz bütün detaylar bu küçük teknede de mevcut. 280 feet ol. Benden gelmedi o ses, gemiden geldi. Sakın yanlış anlaşılmasın. 280 feet olan bu teknemizi sizlere tanıtırken salyalarıma hakim olmaya çalışacağım tabii ki de. Çok sevdim kendisini daha dışarıdan. Bukalemun renginde, bukalemun kaplamasıyla geliyor. Tabii bu opsiyonel ama sizler isterseniz bu rengi alabiliyorsunuz. Bu renk denizde renk değiştiriyor. Bulunduğunuz koya göre, güneşin açısına göre renk değiştiriyor. O yüzden de bu kaplamanın adı bukalemun. Dışarıda çok fazla zaman harcadık. Şimdi biraz içeri geçelim hadi. Rig 280. Biraz dilinin oturması gerekiyor tabii. 300 beygirlik Mercury kullanılmış. V8 motora sahip 300 beygirlik Mercury. Yani söylenen 42 knot yaptığı. Tabii ki de birazdan suya da çıkacağız. Orada da göreceğiz. Şöyle tekneye baktığınızda genel anlamda teknelere kıçtan bakarken, sözüm yanlış anlamayın, deniz tabiridir bu efendim. Baş ve kıç. Kıçtan bakarken bu tekne resmen nefes alıyor. Yani arkadaki bu güverte, kıç güverte diyeyim, tikten oluşu, yani size şu hissiyatı veriyor mesela. Hani şöyle bir gün geçirebilirim ben mesela. Yani elimi sürerek falan filan. Ama Rig 280'deki muziplikler çok acayip. Yavaş yavaş ayağa kalkayım efendim, içeri geçeyim, içerideki detayları sizlerle paylaşayım. Bence çok seveceksiniz. Burada bir minder var. Masanın üstünde minder ne alaka demeyin. Her şey bir şeye hizmet ediyor bu teknede. Bunu kaldıralım, şöyle kenara koyalım. Burada böyle bir oturma alanı çıkıyor. Gayet keyifli, konforlu, oldukça başarılı. Ama dedik ki ya biz bunda bu tarafta da güneşlenmek veya yatmak istiyoruz dediğimizde bakalım becerebilecek miyim? Daha önce denemedim çünkü. Bunu alıp buraya oturtuyorsunuz. Evet. Evet. Bir yerine oturtamadım. Ha, burada da ayağı varmış. Neyse. Minderin koyduğunuzda burada dehşet güzel bir yatma alanı ortaya çıkıyor. Ama derseniz ki ya ben çok kiloluyum abi, yapamıyorum. Olmuyor. Biz burada 3 kişi yatamaz mıyız diye Rick bunu da düşünmüş. Bu kolu kaldırıp bunu aşağı yatırdığınızda burada devasa bir yatak alanı çıkıyor. Ben bayıldım. Çok iyi değil mi? Yani şöyle balık avlarım ben bunda mesela. He? Böyle balık avlarım yani. Çok iyi ya. Adamlar düşünüyor ya. Adamlar düşünüyor, bir de düşündürtüyor yani. Bak gene elim nerede? Kıçta. Çok severiz. Evet. Şimdi bunu kaldıralım. Hop, kilitlendi. Minderimizi alalım. Sen dur çocuğum. Sen dur yavrum, sen dur evladım. Burayı kapatmadan önce hastası olduğumuz başka bir konu var. Hemen altta bir buzdolabı koymuşlar. Ya ne kadar pratik, insan şuradan kalkmadan neler içer biliyor musunuz? Yani su içer, soda içer, ayran, meşrubat, gazoz çeşitleri hepsini buradan içer. Çok güzel bir yerde değil mi buzdolabının yeri? Ya ben bu kadar akıllısını daha önce görmedim. Ne yalan söyleyeyim, görmedim. Evet, sistemde tik devam ediyor. Zemin tip kaplama devam ediyor. Şu da bana çok muzip ve çok güzel geliyor mesela. Bak, 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 bak. Buraya koy suyunu, iç bütün gün. Yukarıda bir tente var. Tente normal şartlar altında genelde kamışlıklara monte olan alüminyum direklerle olur. Bu delik, bu bireye özel olarak yapılmış. Çok kolay kurulduğu çok belli olan bir tentesi var ki bu yaz çok sıcak olacak. Bu tente çok iş yapacak diye düşünüyorum. Müzik sistemi de hemen hoparlörler yine. Ya tamamen bir ne teknesi bu böyle? Keyif teknesi yani. Oturduğun yerden şuradan alıyorsun şeyi buzdolabına, hop buraya koyuyorsun. Buradan müzik geliyor falan. Çok güzel ya. Hani şu ana kadar hiçbir şey söyleyemedim. Bu kapıyı merak ettim. Evet, giyotin.
Giyotin kapı. Orkinos kapısı da diyoruz biz bunlara ama bu kapıyı kaldırıyorsunuz ve hanımefendiler buradan rahatlıkla girebiliyor. Gene arka tarafta şurada bir detay daha var. Bakar mısın abi ya? Bakar mısın ya? Bakar mısın ya? Abi. Ben bununla yıkanamam abi. Kireç falan tutarsa bunu ben mahvolurum ya. İnsan bunda yıkanmaz ya. Müthiş. Hortum bile özel. Hani Hanze dedik ya, Hanse diyordum ben daha önce. Bu arada musluğu var burada. Onu açmadan olmuyor. Bak kapağa bak kapağa. Kapağa bak kapağa. Yani o en büyük yelkenlilerinde kullandıkları, özenle bözene yaptıkları bütün işçiliği burada da yapmışlar. Çok enteresan. Şurada şeyimiz de var. Shore Power'ımız da var. Karadan beslemelik. Kendisi burada hazır. Babalar müthiş yıkılıyor. Bak şimdi. Bir başka detay. Normal şartlar altında ben çok fazla böyle hani yani mutfak olacaksa ya olsun ya da hiç olmasıncıyım. Yani böyle ufak tefek mutfaklar var. Merhaba kardeşim. Ufak tefek mutfaklar var ama bu mutfak ortada hemen kaptan ve yolcunun yanında. Bu mutfak yani bir çoğu karavanda, çoğu teknede olmayan bir mutfak. Ya burada her şey yapılabilir. Daha önce hani böyle ya bir menemen yapılsalık mutfaklar var ya, bu onun gibi değil. Ta-ta. Merhabalar. Burası da ayna gibi de kullanılabilir. Ama yağ sıçramasın diye olduğunu düşünüyorum. Çok beğendim. Çok beğendim. O şey ağırlığı var ya. Tik devam ediyor. Burada bir depomuz var. Ha bu su ısıtıcı. Aa su ısıtıcısı var teknenin. Ya 28 feet bir teknede su ısıtıcı var. Bu arada şunu göstereyim. Bu kapakları açıp kapamanın püf noktası şu. Üstüne basarsanız daha kolay açıp kapatırsınız. Eğer üstüne basmadan yaparsanız çok daha zorlanırsınız. Şimdi geldik efendim bu tarafa. Burada bir haznemiz var. Bu haznemizi açtığımızda dolabımız çıkıyor. Böyle güzel bir dolabımız var burada. Boş geçmemişler. Ya her yerden bir şey çıkıyor bu teknede. Burada da bir yerimiz var. Çok ihtiyaç bunlar. Hoparlörümüz gene. Geldik. Yiğidin Er Meydanı'na. Nereye? Kaptan Köşkü'ne. Kaptan Köşkü. Şimdi oturduk, ayakları havada. Bu normal pozisyon. Dedik ki ya bu olmuyor. Biraz ileri alalım bunu dedik. Altımızda olması lazım. Oha. Oha. Bu da çok dar oldu. Bak. Her yere hakimim. Buradan hava da geliyor. Bazı insanlar buraları kapalı seviyor. Bazıları açık seviyor. Tavana kadar cam olduğunda giderken rüzgar almıyorsunuz. Ve yağmurlu havalarda veya serpinti alırsanız buradan size gelmiyor. Bu şu kadarcık cam olmaması büyük bir avantaj bence. Ege sularında diyeyim. Çok sıcak havalarda bile şu anda duruyoruz ama esiyor. Buranın cam olduğunu düşünürseniz burası adamı bunaltır. Beyniniz yanar. Beyniniz yanar. Hiç hoş olmaz. Şu anda çok nefes alıyoruz yani. Bak burada da bir göz var. Aha teyp de buradan kullanılıyor. Baksana. Buradan yine teknemizdeki akülerimizin ne durumda olduğunu görebiliyoruz. Trimleri ayarlıyoruz. Ondan sonra tek makinenin gaz kolu. Simrat ekranına geliyor çünkü Hanze'de Simrat kullanıldığı için yine aynı şekilde devam ediyor. Yani T-Top'ın bu boruları çok tatminkar. Kalın ve siyah. Muhtemelen alüminyum ve eloksal boyayla yanılmıyorsam bunları boyuyorlar. İsterseniz ön tarafa doğru geçelim ufak ufak. Ha? Baksana abi buradan gazını dolduruyorsun. Gazını gaz. Rick'in yan tarafta çok tatminkar. Bir omuz mesafesi. Krom şıklığı, malzeme kalitesi. En üst düzeyde. Şu anda sizler gibi ben de ilk defa buraya geliyorum. Hani çekim öncesinde geldim baktım falan diye bir şey yok. İlk defa tecrübe ediyorum. Şurada yaşarım ben. Ha? Burada dolap yok. Vardır. Garanti vardır oğlum. Mümkün değil. Ama bardaklık. Bardaklık var.
Bardaklığı veren Allah dolabı da verir. Çok acele etme yani. Yine tente. Yine tentelerin alüminyum ayakları, alüminyum ayağa göre olan oturma yerleri. Ömür geçer. Uçak geçer. Ömür geçer. Ay şöyle düşünüyorum böyle Göcek'te bir koydasın böyle. Ay Göcek'teki koylar da ne hale geldi kim bilir. Bak buradan da açtın mı acaba? Buradan da kameraya giriş var. Yani bunun yapılmasının nedeni hani böyle bu kameralarda daha önce de söylemiştim. Genel anlamda olası kötü durumlara karşı diyeyim. Kaçış olarak, kaçış camı olarak Türkçesi kullanılan bir cam bu. Biz aynı zamanda serinlemek için de kullanıyoruz insanoğlu tabii öyle. Ama genel anlamda kötü duruma karşı yapılmış bir sistem. Allah kimseye kaza bela denizde vermesin. Kumaşın kalitesini söylemiyorum. Yani eğer buralardaysanız Pendik tarafında falan yani marinaya falan uğrarsanız gelip bu minderlere dokunun bir ara. Bugüne kadar biz neye dokunmuşuz falan dersiniz. Çok güzel. Güneşte duran yeri yakmıyor. Gelelim başa. Evet. Tatam zincirlik. Zincirlik değil burası bir kamera var burada yani. Kamera bu. Buraya personel yatırırım ben çok rahat. Çok büyük. Çok pratik. Allah sancak iskele ışıklarını senin yerim paylaşayım sizinle bak. Sancak iskele ışıklarına bak. Bak tatlışa bak. Bak var mı yok mu belli değil. İnanılır gibi değil. Çapamız da var. Çapamızı da gösterelim şöyle. Yani bunun böyle uzun olması güzel, çok güzel. Hani bakayım beni taşıyor mu? Taşıyor. Hani böyle bir şey aldık karadan, bir torba aldık, bir işte bir şeyimizi unuttuk, telefonu geri aldık falan. Çok kıymetli yerler bunlar bizim için. Rig 280 Karina bazında bu son dönemde çok gördüğümüz balta baş. Yelkenler daha senin tercih ettiği o balta başı bu teknede de uygulamış. Bunun getirdiği şey şu ki planning'e çok daha rahat kalkıyor, motoru çok zorlamıyor. Bu biraz ekonomiye yansıyor, bu biraz deniz konforuna yansıyor. Tabii ki de ama iddialı bir başka modelde size bu başın avantajını diğer hani şöyle gelen kafalar var ya onların avantajını ve dezavantajını da açıklayacağım. Burada böyle bir kapı var. Bu cam değil, plex. Böyle kayboluyor. Şurada güzel bir tutamaç var, tutamaç. Tutamaçtan böyle geldik aşağıya. Bir basamak, iki basamak. Harika. Bak bu geri gitmesin diye de şöyle bir detay var bak. Önemli. Abi. Asil. Geldik buraya. Burada bir oturma pozisyonumuz var. Çok rahat bir oturma pozisyonu. Ne için işe yarayabilir burası? İşte çok yağmur var, çok fırtına var. Burada biraz vakit geçirip yağmurun geçmesini bekleyeceğiz. Çok okey bir şey. Şimdi burada bayrak direği var. Burası... İki kişi için, tekrar ediyorum yine, 1.90 adamım. İki kişi için bakalım nasıl olacak. Bakar mısın? Bu iki om boyunda adam yatar buraya. Hani şuraları falan kullansan, 4 kişilik bir aile yatar burada. Ama oldu da, ya biz 4 kişi yatmayalım, 6 kişi yatalım buraya derseniz, burada da bağlantıları var. Hani bunu da koyuyorsun buraya, yatak bir daha bir şey oluyor falan böyle. Bunu da koyuyorsun, gene bir şey oluyor falan. Oğlum nedir bu ya? Oo, 220'miz var. Işıkları buradan kontrol edebiliyoruz. Şurada cici bir camımız var. Ardından da jaluzimiz var burada. Tavanlarda böyle kumaş kaplama, polyesterle kumaş kaplama ne avantajı ne dezavantajı var onu söyleyeyim. Sadece polyester olursa ses eko yapıyor vesaire vesaire. Ama kumaş olduğu zaman hani evlerimizde salonda falan mutlaka çerçeve asarız ya. Ses yansımasın, eko yapmasın diye. Bunda da hem biraz sıcaklık veriyor hem de bu sesle alakalı kırılmayı sağlıyor. Burada da gene bir camımız var. Direkt dışarıyı görmemiz imkansız ama küpeşteleri görüyoruz buradan. Burada gene bir ışığımız var. Aa ne oldu buna? Ben dedim bir şey oldu. Aa dokunmatik. Aa ne oldu? Kırmızı oldu.
Beyaz daylight. Kırmızı. Aa, bir detaya bak. Kırmızı neyi çağrıştırıyor sizde? Orkinos'u çağrıştırıyor bende mesela. Burada güzel bir raf. Burada hemen bir raf daha. Şuraları açalım sürprizli. Hoppa. Tatlış. Yani teknenin her yerinde bir yer yapın. Allah Allah. Allah Allah. Yani şu iki menteşe şu sistemden daha pahalıdır mesela. Burada da şunu da açalım. Bunu da merak ettim. Aa, bütün olay burada. İşte. Elektrikçinin şansına gel. Açıyor bu kapağı, takılıyor burada. Müthiş. Çok kolay. Çok güzel bir yerde. Yani bir ihtimal... Gel o. Arkaya düşürdüm. Bir ihtimal çocuklar için tehlikeli olabilir ama şurası da şöyle olduğu için de biraz belki yırtabiliriz. Gelelim can alıcı yere, tuvalete. Tatam. Oo, güzel mutfak, güzel. Burada da küçük bir camı var. Elektrikli tuvalet kullanılmış. Bunda yine özene bözene işlemlerden geçmiş. Şuraya bakalım. Küçük bir dolap, tuvalet kağıtları falan filan. Alta da ulaşıyoruz burada. Ne olur ne olmaz. Evet, tuvalete oturduğumuzda güzel. Tuvalete oturulup ders çalışılmaz herhalde. Gerekeni yapabilirsiniz çok rahat. Ona kefilim. Boy olarak beni yakalamadı çünkü bana biraz kısa geldi. Ama sizlere hani büyük oranda tam geleceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle oluyorum. Şöyle hafif. Burada küçük bir camımız var. Buradan da olası operasyondan hemen sonra havalandırmayı açabiliriz. Kaliteden asla ama asla ödün vermemişler. Evet. Rig 280. Yani tam kapatacağım, yeni bir sürpriz. Dön Kaan. Dön. Oturdum ben burada, bir şey içeceğim. Şimdi oraya mı uzanayım? Başta hatırlarsınız şuradaydı. Oraya mı uzanayım? Uzanayım mı oraya? Uzanamam. Önde sormuştum dolap nerede diye. Bu öne hitap ediyor işte. Tamam. Yani evet, yani dolap koymak fiyatı yükseltiyor vesaire vesaire ama böyle muzip fikirlerle de gelinince kendi fikrim opsiyonel olan bu dolapları da burada görmek istiyorsun. Yani o parayı gözün görmüyor bir süre sonra. İsterseniz bir de denize çıkalım. Bir de denizde bir test edeyim. Kendisiyle ilgili son düşüncelerimi sizlerle paylaşayım. Hadi yola çıkalım. Rig 280'le denize açıldık. Adaların oraya geldik. Güzel görüntüler alacağız birazdan. Ama gel gör ki Alp yoldaki performansı nasıldı derseniz 10 üzerinden 12 falan veriyorum. Buradaki önemli kıstas şu. Baş bodozlamaya oturdum farkındaysanız. Gittim en öne oturdum. Yani hava yok diyemem. Sıfır hava değil, biraz hava var ama ona rağmen hiç ama hiç sallamadı. Yani önde sallanmamak, önde yatarken zıplamamak falan bunlar çok konforlu. Olası bir tekne almaya karar verdiğinizde denizde denemeden almayın. Denerken de benim yaptığım şeylere dikkat edin. Eğer siz önde otururken tekne sizi rahatsız ederse
Bilin ki negatiflikler başladı ama rahatsız etmiyorsa o zaman konfordan ödün vermemiş bir karina demek. İnanılmaz güzel, benim genel tabirim o. Adeta denizle sevişen bir karina var. Yani hiçbir arızası yok. Kuzu gibi gidiyor, melek gibi gidiyor. Uçuyor. 33 knot'ı gördük bence. Bu metrelerde çok sağlıklı maksimum süratler bunlar. Yani 45-50'ler falan benim sevmediğim, biraz tedirgin olduğum, korktuğum süratler. Ama bu karina yaptı, resmen şovunu yaptı. Muhteşem geldik, bebek gibi geldik. Şimdi isterseniz arkanıza yaslanın, adaların arasında ben biraz dolanayım. Siz de görüntülerin keyfini çıkarın. Rig 280. Yani şimdi düz mantıkta böyle bir tekne tercih edilir mi? Bana sorarsanız tercih edilir. Her anlamda ben çok beğendim. Karinasıyla, işçiliğiyle sallayabileceğim bir tek nokta var. O da gaz girişi. Gaz girişi tikin ortasında kalmış. Üstüne bastığınız zaman biraz ayağınızı acıtabilir. Yani onu böyle yan tarafa alabilirlerdi. Basamağa çıkarken ki yanaklı alabilirlerdi. Ama bu da benim fikrim tabii ki de. Teknenin her bir noktası inanılmaz kaliteli detaylarla dolu. Bugün denizde de çok keyif aldık. Karada tanıtırken de çok keyif aldık. Eğer sizler de fikir edinmek istiyorsanız Trio Denizciliğin mutlaka Pendik'teki noktasına gelebilir ya da internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Rig 280. Bayıldım.